Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda Kenan Kara ile TYT geometri kampının 20. haftası 4. videosundayız. Bu videoda ne yapacağız? Çember ve daire konusunun sonundaki ÖSYM benzeri sorulardan oluşan testlerden dördüncüsünün çözümünü yapacağız. E hadi bakalım çözümlere başlayalım. Dik kenar uzunlukları 4 birim ve 6 birim olan bir üçgenin kenarlarının çap kabul eden çemberler çizilip çemberlerin içleri sırasıyla mavi, kırmızı ve yeşil renge boyanıyor. Evet, hemen burada olayı halledelim. Bir dik üçgen çizelim. Şöyle bir dik üçgen çizdik. Dik üçgen çizdik daha sonra kenarlarını çap kabul eden çemberlerden bahsediyor. Hocam bir tane çember bu. Sonra öbür çember neresi? Şu. Sonra öbür çember neresi? Bir de hipotenüs çap kabul eden çember. Çapı gören çevre açı 90 derece olduğu için dik kenardan geçmek zorunda. O da bu. Şimdi bunlar ne yapılıyormuş arkadaşlar? Sırasıyla mavi, kırmızı ve yeşil renge boyanıyor. Hocam bu mavi renge boyandı. Sonra bu kırmızı renge boyandı. Şu çember. Sonra e, yeşil renge boyanmış. Hangisi yeşil renge boyanmış? Onu da şöyle seçeyim arkadaşım. Şöyle dur. Şurası da yeşil renge boyanmış. Evet. Şurası da yeşil renge boyanmış. Hadi bakalım. Boyayalım şöyle. Boyadıktan sonra diyor ki bize en büyük çemberin içi yeşil renge boyandığına göre kısaca kırmızı ve sadece mavi, o, mavi bölgelerin alanları toplamı nedir diye soruluyor. Arkadaşlar sadece mavi şurası değil mi? Ve sadece e, ee, de burası değil mi? Kırmızı burası değil mi? İşte bizden burası isteniyor. Şimdi dikkat edin. Yukarı çizeceğim. Bir dik üçgende. Bakın ÖSYM bunu sormuş. Şu yarım daire, şu yarım daire ve şu yarım daire çizildiğinde şöyle yarım daire çizildiğinde burası bakın kırmızı burası da bakın mavi. Buradaki alanların toplamı neye eşitti? Şuradaki üçgenin alanına eşitti. Konu anlatımının sonunda ben bunun ispatını yapmıştım. E o zaman kenar uzunlukları da bunun 4 ve 6 birimse benden sadece mavi ve sadece kırmızı olan kısım isteniyor. Yani şuradaki alanlar toplamı isteniyor. O da direkt üçgenin alanına eşittir. O zaman üçgenin alanında nedir? 4 çarpı 6 bölü 2'ye eşittir. İspatını yapmıştık arkadaşım. Orada bakarsın. Tamam uzun yoldan yapmak istemiyorum şu anda onu. 24 bölü 2'den cevap ne çıktı o zaman? 12 çıktı. Yani cevap akçay oldu. Birinci soru akçay oldu. Geldik ikinci soruya. İkinci soruya gelmeden önce şunu şöyle bir Yukarıya doğru alayım. Heh. Şöyle daha net bir şekilde olacaktır. Cevabı da akçay bulduk. Şöyle işaretleyelim. İkinci soruda ne demiş? Yandaki şekilde ABCD karesinin köşelerinden geçen bir çember verilmiştir. Evet. Kareymiş bu. Ve karenin köşelerinden geçen bir çember verilmiş. Çemberin DE kirişi AB kenarını bu kenarın orta noktasında kesmektedir. Şurası. Sonra DE eşittir 12 birim olduğuna göre. Şu DE uzunluğunu 12 birim diye vermiş bana. EB'nin uzunluğu kaç birimdir diye soruluyor dostum bize. Evet burada ne yapacağız? Hocam aslında buraya baktığınız zaman burası 90 derece. Niye 90 derece? Çünkü şöyle çizecek olursak bu karenin köşegeni. Aynı zamanda karenin köşegeni bak burası 90 derece ya. E, kare olduğu için bu bizim çapımız olmak zorunda. Çap olduğundan dolayı şu da çapımı görüyor. Evet çapı gören çevre açı kaç derecedir? 90 derecedir diyebiliriz. E burası 90 burası da 90 bu 90. 90'lar havada düşüyor. Dal alfa beta. Alfa beta. Beta ters açıdan burası da alfa. Hatta buraya A diyelim. A diyelim. Karenin bir kenarı 2A oldu. Burası da 2A oldu mu? Oldu. Bakın gençler. Şuradaki üçgende bir benzerlik çıktı. Evet şu üçgenle şuradaki üçgende bir benzerlik var. Benzerliğe bakacak olursak en sevdiğimiz benzerlik. Alfadan beta'ya geçiş var. Alfadan beta'ya geçiş 1'e 2 mi? Evet alfadan beta'ya geçiş 1'e 2. O zaman burada da alfadan beta'ya geçiş 1'e 2'dir. Yani burası enken burası hatta xken burası nedir? 2x'tir. Sonra 1 2 kök 5 üçgeninden burası x kök 5 yaptı. E hocam burası da x kök 5. E sonra burası da ne yaptı? E, x kök 5'in 2 katı 2 kök 5 x yaptı. E 1 2 kök 5 üçgeninden x kök 5'in kök 5 katı burası da 5x mi olacaktır? Evet. Toplamda DE uzunluğu bakın 6x oldu. 6x neye eşit? 12'ye eşit. x'i böylelikle kaç bulduk? 2 bulduk. EB'nin uzunluğu isteniyor. Yani EB'nin uzunluğu da 2x olduğuna göre cevapta kaç çıkar? 4 çıkar. İkinci soru böylelikle Ceyhan oldu. Güzel bir soru arkadaşım. Görüyorsunuz ÖSYM sormuş. Hem çapı gören çevre açı 90 dereceyi fark et. Hem de alfabetaya dal. Yani benzerliğe dal. Bu soruların çıkacağını hep söylüyoruz. Özellikle kare sorularında alfa kare dikdörtgen sorularında alfa beta çok çıkacağını söylüyoruz. Evet neyse geldik üçüncü soruya. Şekilde birim kareler üzerine çember yaylarından oluşan bir desen çizilmiştir. Bu desenin çevre uzunluğu nedir diye soruluyor. Evet bir yonca yaprağı çizilmiş arkadaşlar. Burada bu desenin çevresi soruluyor bize. Şimdi bu desenin çevresi hocam bu yay uzunluğu. Aa bu şu merkezli bir çeyrek daire olduğu için hatta yarıçap kaç? 2 birim olan bir çeyrek daire farkındaysan e bu da aynı şekilde şuna da bak bakalım. Bu da şu merkezli yarıçapı 2 olan bu da aynı şekilde aynı neresi şöyle çizilmiş. Bu da aynı şekilde yarıçapı 2 olan bu da aynı şekilde yarıçapı 2. Yarıçapı 2 olan çeyrek daire dilimlerinden oluşan ne var burada arkadaşlar? Bir şekil oluşmuş. Bunları ne yapacağız? Sayacağız. Hocam sayalım bakalım burada. 3 burada 6, 9, 12. 12 tane çeyrek daire. yarıçapı 2 olan çeyrek daire. Yani 2 pi r bölü 4 diyeceğiz. E hocam burada şunlar sadeleşti. Cevapta direkt ne yaptı? 12 pi yaptı. Evet dolayısıyla 3. sorunun cevabı böylelikle ne çıktı? Balıkesir çıktı. Geldik 4. soruya. Şekilde birim kareler üzerine 6 adet çember çiziliyor. Sonra bu çemberlerin arasında kalan bölge boyanıyor. Boyalı bölgelerin çevresi nedir diye soruluyor. İşte alanı alanında sorulabilirdi. Çemberler birbirine değinince de ne yapıyoruz? Merkezleri birleştir, merkezleri birleştir. Merkezleri birleştir. Merkezleri birleştir. E burada da birleştir. Şurada da birleştir. Olay bitti. Hocam zaten birim kareler üzerine çizilmiş. Burası 90, burası da 90, burası da 90, burası da 90 değil mi? Evet. Şimdi ben ne yapacağım arkadaşlar? Bakın dikkat edin şu kırmızıyla gösterdiğim çeyrek daire yarı çapı 2 olan çeyrek daire yarı çapı 2 olan bu da çeyrek daire ama yarı çapı 3 olan bu. Dikkat edin. Ee, burada yarı çapı 2 olan da bir de ne var arkadaşım şurada? Yarı çapı 2 olan da bir de bir yarım daire var. O zaman onları hesaplayalım. Kırmızıları hesaplayalım öncelikle. 2 pi r 2 pi r bölü 4. Çeyrek daire olduğu için. Bölü 4'ten kaç tane var? 2 tane çeyrek var. Artı 2 pi r bölü 2. Bir de yarım var. Onu yazdık. Eyvallah. Şimdi şuraya bakalım. Yarı çapı kaç bunun? 3. Yarı çapı 3 olan çeyrek daire. Yarı çapı 3 olan çeyrek daire. Onu da yazalım. 2 pi r bölü 4'ten kaç tane var? 2 tane var. Artı bir de ne var arkadaşım burada? Hop şöyle bir yarım daire var. Yarı çapı 1 olan. 2 pi r bölü 2 diyeceğiz. E o zaman bunları sadeleştirelim. Şunlar 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 gitti. Burası 2 pi yaptı. 2 pi artı. Hocam şu şu sadeleşti. Burası kaç yaptı? Yine 2 pi yaptı. 2 pi artı. Hocam şu 2 kere 2 4 sadeleşti. 3 pi yaptı. Bir de artı ne var burada? Artı. Hocam şunlar da sadeleşti. Burası da pi yaptı. 2 4 7 8. Topladığımızdan cevap kaç yaptı? 8 pi yaptı. O zaman cevabımızı 8 pi diye söyleyelim. Ve cevap böylelikle A şıkkı çıktı arkadaşım. Evet dördüncü soru akçay oldu. Geldik beşinci soruya. Çemberler birbirine değiyor. Ne yapıyoruz? Merkezleri birleştiriyoruz. Hocam bunun merkezi burada. Bunun merkezi burada. Birleştirdik. Bak merkez burada. Bu çap soruluyor bize. Hemen çapı bulmaya yönelik hamle yapacağız. Bunun yarıçapına R diyelim. Burası da R. Burası da R. Hocam bunun yarıçapı 10. Görüyorsun çeyrek dairenin. Burası da 10. E, kare olduğundan dolayı burası da 10 değil mi? Evet. Yani şuraya ne kaldı? Dik üçgenin kenarına 10 eksi R kaldı. Ne yapacağız burada? Bir Pisagor bağıntısı yapacağız. İşte tam olarak şuradaki üçgende Hali hazırda. Dik üçgen karşımıza çıktı. Yapalım bakalım Pisagor bağıntısını. 10 artı R'nin karesi eşittir. 10 eksi R'nin karesi artı 10'un karesi diyeceğiz. İşlem işlem işlem. Dik kenarda 10 olan hangi özel üçgen var? Bilmiyoruz ya da biliyoruz. 5, 12, 13'ün iki katı olabilir değil mi? E o zaman acaba düşünelim. 5, 12, 13'ün iki katı. Bu 5'in 2 katı iken. Acaba burası 12'nin iki katı mı? 12'nin 2 katı mı? Burası 12'nin 2 katı olduğunda burası da 13'ün iki katı olacak mı? Bu 26 yapması için 26, 5, 12, 13 2 katı oluyor mu? Olmuyor. Sağlaması tutmuyor arkadaşlar. O zaman ne yapacağız? Uzun uza diye işler yap, işlem yapacağız. Uzun uza diye derken buradaki işlem de çok da fazla ol, uzun da olmuyor aslında arkadaşlar. Hadi işlemimizi yapalım burada. 100 artı 20R artı R kare eşittir. 100 eksi 20 r artı r kare bir de artı ne var 100 var buradaki yüzler gitti mi gitti r kareler gitti mi gitti şu 40 r oldu burası eşittir 100 yaptı sıfırlar sadeleşti r de buradan kaç yaptı 10 bölü 4 10 bölü 4 dediğimiz nedir 5 bölü 2'dir e bizden ne isteniyor Bizden ne isteniyor? Bizden de x isteniyor. x de 2 r'ye eşittir Yani 2 çarpı 5 bölü 2'den cevabı böylelikle 5 olarak buluruz. E ee, bir an takıldım. Acaba özel üçgen mi diye baktım. Burası 15 ken, burası 10. R'ye de buradan kaç çıktı? R ama 5/2 çıktı. Özel üçgen çıkmadı. Eee 7,5'lu bir şey oldu. Yani 15 20 25'in yarısı olmuş oldu. Yine özel üçgen var ama bu sefer virgüllü olduğu için burada hissedemedik maalesef. O yüzden arkadaşlar hissetmek bence burada zordu. Böyle bir işlemle yapmak zorundaydık. Dolayısıyla cevabımız E çıktı. Geldik 6'ya. Kerem öğretmen, Kerem öğrendiniz değil mi? Kerem bizim küçük olan. Kerem öğretmen derste herhangi bir eşkenar üçgenin çevrel çemberiyle işte çember arasında kalan bölgenin alanının eşkenar üçgenin alanına oranı sabittir demiş. Bu sabit oranın kaç olduğunu merak eden Baha bu oranı doğru olarak hesaplamıştır. Buna göre Baha'nın bulduğu sonuç kaçtır diye soruluyor. Hemen arkadaşlar bir eşkenar üçgen çizelim. Eşkenar üçgende böyle çevrel çember ve içte çember sorulabiliyor arkadaşlar bize. Hemen çevrel çemberini çizelim. Çevrel çemberini çizdik şöyle. Sonra iç işte çemberini çizelim. İç i̇şte çemberini de şöyle çizdik. İç i̇şte çember eşkenar üçgende. Tabii eşkenar üçgen bu. 60'ları da yapıştıralım. 60 60 60. Ee, eşkenar üçgende iç işte çemberin merkezi ile çevre çemberin merkezi aynı. Hatta bu ağırlık merkezidir diye de hep söylemiştik. E o zaman burada hop şöyle bir kenar ortay ağırlık merkezi. Yani şurası şu noktadan geçecek ya. Hepsi aynı nokta. İşteye çemberin merkezi, çevrel çemberin merkezi, ağırlık merkezi, açıortayların kesim noktası zaten işteye çemberin merkezi yapıyor. Şurası yani 30-30. E o zaman burası hocam 90. Şuraya ben R diyecek olursam. Burası da R. A ağırlık merkezi ya şunlar da birbirine eşit olduğundan. R iken burası da 2R olacak. Yani burası da R oldu. E, küçüğün yarı çapı R iken büyüğün yarı çapı 2R oldu. E bitti. Bize ne diyor? Tekrar bakalım. E, herhangi bir eşkenar üçgenin çevrel çemberi ile işteye çember arasında kalan bölgenin alanı. Yani büyük alandan küçük alanı çıkartacaksın. İşte şuradaki bölgenin alanından bahsediyor arkadaşlar bize. O zaman büyük dairenin alanından küçük dairenin alanı çıkartacağız. Hadi bakalım. Pi 2R'nin karesi eksi Pi R kare. Buradaki halkanın alanı yaptı. Bölü diyor eşkenar üçgenin alanı. Yani A kare kök 3 bölü 4. Ama ya da tavan çarpı yüksek bölü 2. 60'ın karşısı 3 r, 30'un karşısı 3 bölü kök 3'ten. Kök 3 mi yapıyor burası? Evet burası da kök 3 re. Hocam bir kenar 2 kök 3 re yaptı. A kare kök 3 bölü 4'ten bulabiliriz alanı ya da taban belli. Yani 2 kök 3 re çarpı yükseklikte belli. 3 re bölü 2 de üçgenin alanıdır. Yukarısı 4 pi kare eksi pi re kareden 3 pi kare yaptı. Aşağısı da bölü 2'ler gitti. 3 kök 3 re kare yaptı. 3 kök 3 re kare yaptı. r kareler nanay mı nanay? 3'ler nanay mı nanay? O zaman cevap ne yaptı? Pi bölü kök 3'e eşit oldu. E o zaman cevabımız 6. sorunun cevabı böylelikle Edremit oldu. Geldik 7. soruya. Evet AC çaplı. Dikkat dikkat. AC çapmış. Tamam. Şimdi AC çaplı çemberde çapın burası olduğunu biliyoruz. Şekildeki çemberin AB, BC ve CD yaylarının uzunlukları sırasıyla 3, 5 ve 1 birim olarak verilmiş. Uzunluk verilmiş. 3, 5 ve 1 birim olarak verilmiş. Arkadaşlar uzunluklarla yaylar doğru orantılı değil midir? Çünkü merkez açıları düşünecek olursanız 2 pi alfa bölü 360, 2 pi beta bölü 360. E, buradaki uzunluklarla açılar yayların alç ölçüleri birbirine eşit olacaktır. Çünkü merkez açısındaki açı e, aynı zamanda yay uzunluğundaki ölçüye de eşittir. E o zaman buradaki 3'teki 3 üç alfa ise 5'teki yani şurası 3 alfa ise burasına ne diyebiliriz? 5 alfa diyebiliriz. E o zaman burası ne olacak? Alfa diyebiliriz. Bak güzel bir mantık. E toplamda 8 alfanın ne olduğunu biliyoruz. Şu çap olduğundan dolayı hocam 8 alfa 180. Alfayı da böylelikle biz buluruz. Alfa nedir? Alfa nedir? 180 bölü 8. 180 bölü 8. 4'e bölsen 45. 4'e bölsen 2. 45 bölü 2 olarak bulalım. Hocam burası 8 alfa burası da 8 alfa olacak. Buraya kaç alfa kaldı? 7 alfa kaldı. Bizden x açısı isteniyor. X de bakın İç iç açı formülünden dolayı arkadaşlar iç açı formülü ne diyordu? Gördüğü yayların toplamlarının yarısıydı. Yani x açısı o zaman 7 alfa artı 5 alfa bölü 2'ye eşit. 12 alfa bölü 2'den 6 alfa eşit. E burada x eşittir 6 alfa ise alfa da 45 bölü 2 olduğundan 6 çarpı 45 bölü 2 olduğundan şunlar sadeleşince 3 ile de 45'in çarpımı kaç yapıyor? 135 derece yapıyor. Evet 7. soruyu böylelikle cevabı bulduk. Bakın böyle bir konu anlatımında soru yazmamıştık. Dikkat edin. Ee, şuna dikkat edin. Neye dikkat edeceksiniz? Böyle yay uzunluklarıyla yay ölçülerinin doğru orantılı olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Evet 7. sorunun cevabını böylelikle ne bulduk? C bulduk geldik 8'e. Yine sözel bir soru. Düzlemde çizilen ABC'de dikdörtgeninin hemen dikdörtgenini çizelim arkadaşım şöyle. Hoppala cuppala. ABCD dikdörtgenini çizdik. Harfleri de şöyle bir yazalım. A, B, C ve D diye yazdık. A, B ve BC C kenarınız uzunlukları sırasıyla 32 ve 12 olarak verilmiş. D merkezli ve A noktasından geçen çember çizildiğinde D merkezli ve A'dan geçen D merkezli ve A'dan geçen bir çemberi şöyle çizdik. Evet. Şurasının 12 olduğunu biliyoruz. Hocam burası da 12. Eyvallah. C merkezli ve E noktasından geçen ha şurayı da E noktasında kesiyormuş. Eyvallah. Çünkü D merkezli A noktasından geçen çember çizildiğinde C'de kenarını E noktasında kesiyor. C merkezli E noktasından geçen bir çember çizildiğinde de şu merkezli ve E noktasından geçen bir çember çizildiğinde de şöyle bir şey olacak. Arkadaşlar bu 32 idi. 12'si buradaysa buraya kaç kaldı? 20 kaldı. 20 yarı çaplı olduğu için burası da 12 olduğundan bu şöyle şuradan geçmek zorunda. Hatta çemberimiz şu merkezli olduğu için şöyle daha büyükçene bir şey olacak şöyle bir şey çizelim isterseniz. Teğet değil ama dikkat edin şöyle de geçebilir arkadaşlar. Tamam şuradan çizdik eyvallah. Şimdi bizden ne isteniyor? AB kenarını bu F noktasında kesiyormuş. Peki bunun yarı çapı kaç? 20. En etkili silahımız yarı çap çizmek. Al sana yarı çap. Yarı çap uzunluğu 20 olduğundan 12 20. 12 16 20'den burası 16 oldu. E 16 ise buraya kaç kaldı? Buraya da 16 kaldı. AF uzunluğu kaçtır diye soruluyor. Bak AF uzunluğu burası. Cevap kaç çıktı o zaman? 16 çıktı. Yani bu sorunun doğru cevabı böylelikle Ceyhan oldu arkadaşlar. Evet 8. soruyu Ceyhan bulduk geldik 9. soruya. O A, kare A, D, F, dikdörtgen. Evet bu bir kare verilmiş. Öncelikle burası da dikdörtgense ise şurası 1'dir. X artı 1. Burası da X artı 1. Burası da X artı 1. Oldu mu? Oldu. Tamam şimdi ne yapacağız? Şekildeki B ve E noktaları O merkezi çeyrek çemberin üzerindedir demiş. Buna göre X kaçtır diye soruluyor. Hocam şöyle en etkili silahımız neydi? Yarı çap. Al sana yarı çap. Yarı çapı çizik. E hocam yarı çapsa burası x artı 1 x artı 1 burası da x artı 1'in kök katı değil midir? Evet. A hocam bu da yarı çap bu da yarı çap. Ama şuradaki parçayı unutma. Dikkat. Şuradaki parçayı unutma. Tamamı yarı çap olacak. X artı 3 artı bilmem ne. Eğer yani şunu da şunu eşitlersek sıkıntı yaşarız. Başka ne yapabiliriz hocam burada? E hocam en etkili silahımız yarı çap. Al bu da yarı çap. E, bu da yarı çap olduğuna göre x artı 1'in kökü katıysa o zaman burası da x artı 1'in kökü katı olacağından dolayı e burada ne çıktı artık? Bir Pisagor bağıntısı çıktı. Pisagor bağıntısını yapabiliriz. Yani burası x artı 3. Evet x artı 3'ün karesi artı 1'in karesi neye eşittir gençler? x artı 1'in kök katının karesine eşittir. x artı 1'in kök katının karesine eşittir. Evet bunu açalım. x kare artı 6x artı 9 artı 1 eşittir. x artı 1'in karesi bu x artı 1'in karesi çarpı 2. Yani bu aslında x kare artı 2x artı 1 ama bir de çarpı 2 var burada. O zaman 2x kare artı 4x artı 2 olacak burası. Hepsini bir öbür tarafa toplayalım. 0 eşittir x kare eksi 2x eksi 8 mi yaptı? Evet artı 10 e artı 2 eksi 10'dan eksi 8 yaptı. Eksi 4'e artı 2 dersek buradan ne geliyor? x eksi 4 çarpı x artı 2 eşit 0 geldi. Bu sıfıra eşitse x'i 4 buluruz. Bu sıfıra eşitse x'i de x 2 buluruz. E x negatif olamayacağından dolayı x'i böylelikle kaç bulmuş oluruz? 4 bulmuş oluruz. Dolayısıyla 9. sorunun cevabı böylelikle Cihan oldu. Geldik 10. soruya. 3A, B, 6B, C ve 2 cde birbirine eşit verilmiş. Bunlar altta birleşiyor. Yani ben buraya 2K dersem burası K. Burası da kaç oldu? 3K oldu. Yazalım şurası K. Burası CD uzunluğu 3K. Ve burası da kaç K verilmiş? 2K olarak verilmiş. Şimdi arkadaşlar K dediğimize 2R diyelim, R, R de deyip ona göre de işlem yapabiliriz arkadaşlar. Şuraya R dersem işte burası 2R olacak, burası da 3R olacak ve boyalı bölgenin çevresinde bunu şey yaparız, 2πR bölü 2. Sonra 2π, 2π, 2R bölü 2. Buradaki yaylarımızı tek tek toplayıp 36π'ye eşitleyebiliriz. Ya da hocam hepsi yarım daire değil mi? Yarım daireler hepsi benzer değil mi? E benzerlik oranı e, çevrelerin oranına eşittir. Yani yarım yaylar oranına eşittir. Benzerlik alan ilişkisi neydi? Benzerlik oranı karesi alanlar oranına eşittir. E yarı çaplar oranı ya da çapları oranı benzerlik oranına eşittir. E buradaki k'daki yay uzunluğu x gel. 2k'daki yay uzunluğu 2x. 3k'daki yay uzunluğu 3x. Yani benzerlik. Büyükte de 6k var. 6k'daki yay uzunluğu da 6x. Yani benzerlik ilişkisini soruda katarsak sanki daha kolay çizeceğiz. E buradaki yay uzunlukları 6, 3x, x ve 2x toplamı 9, 10, 12x. 12x ne bulduk arkadaşlar biz? Çevresi 36 pi olarak verilmiş. Dolayısıyla x'i kaç bulduk? 3 pi olarak bulduk. E x de bu yarım dairenin çevresi değil mi? Evet. Yani 2 pi r bölü 2 eşit olacak. Bölü 2'ler gitti, pi'ler gitti. R'yi böylelikle kaç bulduk? 3 bulduk. Aynı hikayeyi biz alanda da yapabiliriz. Ayrı ayrı şey yapacağımıza. E, yarı çaplar oranı kaç? 1. Hocam yarıçaplar oranı ya da çaplar oranı 1, 2, 3 ve 6 değil mi? Yarım dairelerde evet. 1, 2, 3 ve 6. E benzerlik oranı bunlarsa karesi de kaç yapıyor? 1 bölü 4 bölü 9 bölü 36 yapar. Yani K'da kalan A iken 2K'da kalan 4A, 3K'da kalan 9A, 6 kdaki kalan da 36A olacak. E bunun tamamı 36A ise dikkat edin 36A'dan 9'u burada 4'ü burada 13A'yı çıkartırsam buradaki taralanana 23A kalır. E toplamda bizden 24A isteniyor. Peki ben bir A alanını bulabilirim. A alanı neye eşit? Buradaki yarım dairenin alanı neye eşit? Pi R kare yarı çapı 3 bulduk. Pi R kare bölü 2 yarım daire dikkat. Yani 9 pi bölü 2. Senden ne isteniliyor? 24 A isteniliyor. 24 A da 24 çarpı 9 pi bölü 2'den. Şunlar sadeleşince 12. 9 da 12'nin çarpımı da 108 yapıyor. Yani cevabımız böylelikle 108 pi yaptı. Çok da güzel bir soru. E, benzerliği işin içine katınca sanki daha kolay bir şekilde yaptık. Siz de bu şekilde soruda hep yarım daire olursa ya da soruda hep çeyrek daire olursa benzerlik özel alan alan olduğunda benzerlik alan ilişkisini böyle ya da benzerlik çevre ilişkisini kullanabilirsiniz arkadaşım. Evet 10. soruyu böylelikle ne bulduk arkadaşlar? Akçay bulduk geldik 11. soruya yani son soru. ABCDF düzgün altıgen verilmiş ve x isteniyor. Düzgün altıgene dikkat edersem bu en uzun köşegen. En uzun köşegen neydi? Simetri ekseniydi. Ali Bey uzunluğu 4 ve simetri ekseni 1 iç açısı 120 derece. Bunlar da kaç kaç yaptı? 60 60 yaptı ve burası da 4. Sonra başka bir şey verilmiş mi? Verilmemiş. Şunu kullanacağım. Evet, şekildeki EF çaplı evet bu yarım daire. Bu yarım daireyi ben kullanacağım arkadaşım. Nasıl kullanacağım? Hatta burası da 60 60 değil mi? Evet. E burada çap var. Çapı gören çevre açı bir 90 derece oluşturabiliriz aslında burada. Hop şöyle. İşime yarayacak mı bilmiyorum ama şöyle bir yarım daire oluşturabiliriz. Oluşturduğumuz zaman Burada güzel bir şey çıktı. Hatta burası 4 birim ya. 2 birim, 2 birim 90'ın karşısı. Burada dörtgen 30'un karşısı kaç çıktı? 2 çıktı. Şurayı bulduk. Sonra burası kaç? Burası 4. Şuradaki x'e yoğunlaşmaya çalışacağız. Aa! Aa! Dikkat. Burası dörtgen. En uzun köşegen bir de bir kenarın 2 katıydı. Dörtgen buranın kaç olması lazım? 8 olması lazım. Buraya kaç kaldı? 6 kaldı. E hocam 4 var, 6 var, 60 var. x isteniliyor bizden kosinüs teoreminden yapabilirsiniz. Ya da x e ait şöyle artık bir 90 derece çizip 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 3 deyip buraya 1 kaldı. 60'ın karşısı da 3 kök 3 olur ve burada bir pisagor bağıntısından sonuca ulaşırız. Yani x'in karesi 1'in karesi artı 3 kök 3'ün karesinden dolayı x kare buradan 1 artı 27'den dolayı 28 çıkar. x de buradan kök 28 olur. Yani 4 çarpı 7 olduğundan bu da 2 kök 7'ye eşittir. Cevabımız böylelikle kaçıncı soruda? 11. soruda C han çıktı arkadaşlar. Ve böylelikle bu testi de bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda test 5'te yani son testte görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.